Yenilebilecek bir şey mi? Kimin yediğine bağlı. Çocukken aşıktım bu gacıya. Yani ülkenin %80'i olduğu kadar deyip. Ay pis aslan. Bunu duyuyorum. Senin bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şahsi. Çünkü öyle bakıyorsun. Ya muhteşem yüzyıl mı? Belki göğüslerimi yaptırmadan önce olabilir. Ama bu yeni nesilin uzun ilişki sevdası var ya. Bize hiç denk gelmedi Özlem. Bize hep 2 yılda boş. Çocuk istiyorum. Bak ona çok net cevap verebilirim. İnternette ayak fetişi olduğuna dair haberler doğru mu? Bu bir şey değil canım. Ben çok severim güzel ayak. Ya benim hem çıkış yaptığım hem de benim için çok kıymetli olan tabii yalan ciğerimdeki karakterdi. Şimdi burayı açalım. Bunu böyle olduğu gibi yayınlayın. Full izin. Kimse tamamen her zaman çok mutlu olamaz. Yani benim için çok büyük bir kayıp yani arkadaşımı kaybetmek. Ailesiyle bir bağım yok. Zaten cenazede tanışmıştım ailesiyle. Herkese merhabalar, ben Merve Sevi. İnci Sözlük'teyim. Sizden gelen soruları cevaplıyorum. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızın konsepti olan İnci ya da Şer bölümüyle başlayacağız. İnci bölümü sizin hakkınızda yazılmış en iyi yorum ya da soru. Şer bölümü de sizin hakkınızda yazılmış en kötü yorum ya da soru. En kötüsü, evet. Hangisinden istersen. Çünkü benim hakkımda çok kötü bir şey yazmazlar. 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 Beni çok severler çünkü. Şer sorusu. Önüm bu kız ilk defa görüyorum da. O büyük ihtimalle doğmamıştır. İşte ondan kaynaklı bilmiyor olabilir. Çok normal. Herkes herkesi tanıyacak diye bir şey yok. İnci yani geliyor. İnci. Evet. Yıllar iyi davranmış ablamıza. Lütfen sorar mısınız bu kadının bedeni neden yaşlanmıyor? Vallahi hiçbir şey de yapmıyorum. Yani düzenli bir spor yapmıyorum. Ama kendime iyi bakarım. Kendi şartlarımda, kendi normlarımda iyi bakarım. Yani erken uyurum, erken uyanırım. Cildime iyi bakarım. Bol su içerim. Belki o yüzdendir. Ama mesela spor yaptığım zaman 6 ay bir full yaparım. Sonra bırakırım 2 sene. Mesela pandeminin öncesinden beri hiç spor yapmıyorum daha. Yani düzenli bir, istikrarlı devam eden bir spor yok. Yürüyüşler dışında. Onlar da çok istikrarlı değil. Genetik büyük ihtimalle. Bizim bütün aile böyle genç. Genetik olabilir. Genetik olabilir. Niye gülüyorsun Özlem? Az önce sana 12 yaşında gösteriyorsun dedikleri için çok hoşuna gittin değil mi? O yüzden gülüyorsun. Evet, genç gösteriyoruz. Evet, diğer sorularla devam ediyorum. Tamam, buyurun. Merve Sevi kimdir? Merve Sevi kim abi? Yenilecek bir şey mi? Şimdi burada iki soru var. İlk iki soru aynı soru. İkinci soru yenilebilecek bir şey mi? Herhalde böyle yaşlı bir amcanın yorumu olabilir diye düşünüyorum. Böyle tatlı kız hani böyle bayramda gidersiniz ya dedelerin evine. Sizi yemek isterler aslında. Herhalde öyledir yani. Yenilebilecek bir şey mi? Kimin yediğine bağlı. Değişir. Yemekten kastı ne? Onu da yazsaymış keşke. Çünkü ben açık açık cevap vermekten çekinmezdim. Yazsaymış keşke, yazmamış. Onun kaybı. Yapacak bir şey yok. Diğer soru. Çocukken aşıktım bu gacıya. Yani ülkenin %80'i olduğu kadar deyip. Ay pis aslan diye dediğini duyuyorum. Derler çünkü. Belli bir süre evet ya seviyorlardır beni. Yani bu hiçbir aşk, aşık olan ya da seven ya da yolda görüp çevireni gerçekten buradan sizin vasıtanızla söylemek benim de daha çok hoşuma gidiyor şu an. Hiçbir terbiyesizliğiyle karşılaşmadım ben. Hiçbir erkeğin de. Bu herhalde değişik bir şey. Bir oyuncu için ya da ünlü bir kadın için. Değişik bir şey yani. Herkes bir sınırında ilgisini belli ederdi. Teşekkür ederim. Dili geçmiş zaman büyük ihtimalle evlidir o şimdi. Ancak öyle yazabilmiştir yani yorumunu oraya. Evet. Ya da bizim yaşlarda da olabilir. Evet yani yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra da olabilir. Evet. Senin bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şahsi. Çünkü öyle bakıyorsun. Hani biraz da korkutmuyor değilsin beni ama yani bilemedim yani. Çünkü bir kendi şahsi bir derdin varmış da ben kendi sorumu sona mı saklasam acaba gibi bir bakıyorsun. Aradayım şu an. Arada ben kendimi bir nereye sıkıştırabilirim acaba bu mübarek pazar günü başıma bir şey gelmeden ne yapabilirim gibi bir bakıyorsun. Güzel çocuksun ama yok olmaz. Devam. Rica ederim. Yakın zamanda sinema filmi olacak mı? Ekrana dönecek misiniz? İstiyorum ama şu an okuduğum bir sinema filmi falan şu an yok. Ama ben istiyorum. Hangi geçmiş dizide oynamak isterdi? Yayınlanmış ve içinde olmadığımı soruyor büyük ihtimalle. Yani müthiş oynamak isterdi. Evet yani. Yok öyle bir iş ya. Öyle bir iş yok. Ya muhteşem yüzyıl mı? Belki göğüslerimi yaptırmadan önce olabilir.
Şimdi ben zaten gitgide zayıflıyorum. Böyle bir iyice küçük göstermeye başlıyorum. O diziyle alakalı tek şey Meryem'in memeleri benim aklımda kalan. Ama çok güzel. Çok güzeldi gerçekten o yüzden. Muhteşem yüzü. Kurtlar Vadisi diyormuş. Yok öyle bir proje ya. Yok hiç düşünmedim. Ben arkadaşlarımı izlediğim zaman da çok mutlu olabilen bir insanım. Olmadı mı? Mesela hani şu diziyi izlerken ya ben bu diziyi de oynamak isterdim aslında. Belki Avrupa Yakası olabilir. Çünkü sitcom çok sevdiğim için. Evet, sitcom'u da sadece Gülse Birsel yazabiliyor bu Türkiye'de. Ve yapmıyor, yazmıyor. Yazdığında da işte 10 yılda bir tane yazıyor. Sitcom yazmak çok farklı bir matematik çünkü. Çok da iyi yazıyor. Bak o olabilir. Evet. Avrupa Yakası olabilir. O zaman da herhalde ben 14 yaşında mıydım neydi? Çok üzgünsün. Kızları bul, bana göster, sana en uygununu seçeyim. Senle böyle bir anlaşma yapalım. Deal? Okey. Okay, tamam. Süper. Senin 4 yıllık sevgilin mi var? Evet. Bu yaşta 4 yıllık sevgili olmaz. Neden? Aa yok onda bu yaşta en fazla 4 günlük sevgili ol. Adil Yıldırım'a dönüyoruz. Yani hep aynı şeyi kendi erkek kardeşime de söylemişimdir. Hep ama bu yeni neslin uzun ilişki sevdası var ya. Bize hiç denk gelmedi Özlem. Bize hep 2 yılda boş. Bize hep 2 yılda bir dediler ki bitti bu oyuncu. Yani gerçekten hiç biz o kadar uzun ilişki olamadı ya. Ben 1,5 senede evlendiğimde evlendim. Küçük yaşta uzun ilişki tehlike. O yapışır sana bırakmaz valla. Başka kızlara da bakamaz. Her kadın kendinden bilir. Tatlıdır mutlaka. O da küçük. O kaç yaşında? 10 mu? Kaç yaşında o? O liseye başlamamıştır herhalde. Oyunculuk hayatında sende iz bırakan karakter hangisiydi? Ya benim hem çıkış yaptığım hem de benim için çok kıymetli olan tabii Yalancı Yarim'deki karakterdi. Ama hani iz bırakmasının sebebi biraz hani talihsiz olayları da bir beraberinde yaşamış olmamız da olabilir. Ama ben bütün kariyerimi hala insanların beni seviyor olmasını bir şekilde o işe bağlı hissediyorum yani o işin sayesinde. Yani işi sevdikleri için. Yani başrol oyuncularını ayrı ayrı sevdikleri için değil de işi çok sahiplendikleri için bizi de çok sahiplenmişlerdi. Ve ben şeyi fark ediyorum mesela bazen ne olursa olsun onun bir popülaritesi hiç bitmiyor. Bitmiyor yani öyle sevmişler. O yüzden benim için kıymetli bir projedir. Tiyatro mu, televizyon mu? İkisini de çok seviyorum. Çok seviyorum. Sahneye çıkmak çok bambaşka bir şey. Bambaşka bir adrenalin duygusu. Ama ben televizyonda ya bu şey gibi değil. İşte tiyatro başka bir şey. Asıl oyunculuk orada gösterilmeli. Evet tabii ki canlı bir performans. Herkesin sahneye çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok yapan ve bunun için heyecanlanan insanlar var ama televizyon daha kolay gibi gözükse de bence çok daha zor. Çünkü saatlerce bir aynı yerde aynı şeyi tekrar etmek, aynı duyguyla yapabilmek daha zor gibi geliyor bana. Yani tiyatro kolaydır demiyorum. Ama ayırt etmiyorum ya. Daha doğrusu para kazandığım, emek verdiğim, insanlara bilet sattırdığım bir yerde ya da televizyonu açtırdığım bir yerde ayırt edip haksızlık yapmak istemiyorum açıkçası. Mesleğe başlayan Merve'yi görsen ne söylemek isterdin? Aa çok akıllı ol derdim. Çünkü 17 yaşındaydım, reşit değildim. Benim ilk sözleşmelerimi annem imzalamıştı. Yani yasal olarak ben imzalayamayacağım için. Çok akıllı ol derdim. Çünkü çok gençlik ve çocukluk dönemime çok kurtların yanlış hamleleri sayesinde yanlış kararlar ve yanlış projeler seçtiğim oldu benim. Hem de ikinci, üçüncü proje daha çok yeni olmasına rağmen onları kabul etmezdim mesela. Kötü iş olmamalarına rağmen kabul etmezdim. Kendimi biraz daha ağırdan satardım. Ben çok heyecanlanırdım çünkü bana proje geldiği zaman. 19 yaşındasınız. Bütün yaşıtlarınız bambaşka bir hayat yaşıyor. Mesela her 4 senelik ilişkisi var. İşte öbürü başka bir yerde geziyor. Bir şey yapıyor. Bende o yok. Ben hep çalışıyorum. Yani ve çok da mutluyum bunda. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hemen okuyalım. Bir şey yapalım. İşte öyle yapalım. Yani benim babam yaşında olan adamları iş karar verirken hayır diyebilseydim kabul etmemem gereken projeler olmuştur geçmişte. Öyle oldu yani. Kırmamak için. Oyunculuğa nasıl başladınız? İlk deneyimde neler hissettiniz? İlk neydi biliyor musun? Bir reklam filmiydi. PTT Film diye bir film şirketi vardır. Audition çeker onlar. Böyle kapınındır şeye pera otelinin kapısına doğru giderdi kuyruk. Audition kuyruğu. Biz de orada beklerdik annemle. Çünkü sıra gelecek ben audition'a gireceğim. Al Beni reklamı mıydı? Lollipop reklamı mıydı acaba? Lollipop muydu? Bir de Al Beni var yayınlanmadı onu beğenmediler beni o zaman herhalde. Çektik parayı da verdiler yayınlanmadı. Olmadı hani olmadı hakkımızı verdiler herhalde başka bir sıkıntı yaşandı. Bir de Karamio reklamı vardı Umur Turagay'ın çektiği. O zaman da 16 yaşındaydım. Ben de hep tersten gidiyor. Millet önce dizide oynuyor, ünlü oluyor, reklamdan alıyor milyon dolarları. Ben de reklamda minik minik oynayıp sonra diziye dön. Biraz ters oldu benim ilerlemesi. Soru neydi?
Ne hissettiniz? Ay çok heyecanlanmıştım. Ama sanki bir yandan da bütün ortam beni çok rahatlatıyordu yani. Hani olmam gereken bir yerdeymişim gibi hissediyordum. Kuskusursuz, sorunsuz da geçmişti yani o set günü, hatırlıyorum. Evet. Şimdiye kadar kaç sevgilin oldu? Aa çok. Çok oldu. Hiç öyle 2-3 diyemeyeceğim. Saymadım demeyeyim de şimdi. Niye beni zora sokuyorsunuz? Çok yani flörtleri sayıyor muyuz? Hani böyle bir tane date sayıyor muyuz? Date yani dateleri. Hata verdim yani 7-8 tane olmuştur. Hiç kazık yedin mi ve kimden? Çok yakın, az yakın. Yakın çevremde bana kazık atabilecek hiçbir insan yok. Zaten yakın çevremdeki insanlar son 10 yıldır çok değişmeyen insanlar. Öyle bir butik bir dünyada yaşıyorum kendi özel hayatımda. Kazık yedim mi? Aa yedim. Çok uzaklarda var ama. Çok uzak değil. Çok uzak değil ama yani bir erkekti zaten, önemli değil. Yani tavır ve tarz yanlıştı. Bana göre kazık olabilir mi? Olabilir yani. Onun attığı kazıktı değil mi Özlem? Kazık o. Yani ayıptı. Ayıp bir davranıştı yani. Neyse. Bak ucu dokunanlar nasıl daha fazla gülüyor. Ne yani? Öyle olur. Önemli değil, hiç önemli değil. O bir yakın olabilir ya. Aralık gibi miydi, Kasım gibi miydi? Oralarda falan. Özel ilişkiyle alakalı. Tamamen hani olmaması gereken bir jargonla karşı karşıya. Kazık denebilir ama çok büyük bir kazık yemedim kimseden. Hani paramı çaldırmadım, kimse beni yarı yolda bırakmadı. Aslında öyle çok çirkin. Biraz çekiniyorlar benden galiba. Direkt ya da direkt kayboluyorlar hani. Bunu yapmayalım mı diyorlar. Ben mi? Ben bayağı salağımdır ya. Hani baktığını birazcık daha tanısan hani saflık falan değil o yani, vardır. Ama akıllıyımdır da işte az önce dedim ya yani şimdiki aklımla o zaman, ama öyle de olmuyor. Onları da yaşaman gerekiyor tabii ki yani. Evet. Nasıl bu kadar özgüvenlisiniz? Sizi gerçekten çok seviyorum. Kim diyor bunu ya? yok onu biliyorum. Sen az önce bütün her şeyi, içindeki her şeyi kustun. Sen demiyorsun. Özgüven tamamen insanın kendisiyle alakalı bir durum bence. Yani ailesiyle, nerede büyüdüğüyle, ne kadar fırsat verildiğiyle, kendini ne kadar iyi ifade edebildiğiyle. Bu hani oyuncu olmakla ya da insanların seni tanıyıp beğenmesiyle olacak bir şey değil. Çünkü özünde aslında neysen, hani burada normalde birebir şurada dışarıda sohbet ettiğinde neysen, burada da onu olabilmek kıymetli olan. Aslında özgüven bu. Hani değişmeden yola devam edebilmek bence. Yani omurga aslında bana göre özgüven. Teşekkür ederim. İnanmaktan kendinizi alamadığınız bir batıl inancınız var mı? Şu 7-7-7 olayı beni biraz... İşte az önce de konu. Batıl inanç değil de bu defne yapraklarına para yazıp 5-2-0 yazıp cüzdana falan koyuyoruz yani ailecek. Tabii. Etkisini gördün mü? Gördüm. Bir nakit akışı hızlandı. Bir nakit akışında bir hızlılık var. Gördüm. Batıl inanç çok ama öyle yok. Kara kedi gördüm, bir şey geldi başıma falan gibi. O da biraz cahillik oluyor. WhatsApp'ta en sevdiğiniz grup hangisi? Hangisinden daha çok para geliyorsa onu çok seviyorum. Özlem'in işleri yönettiği bir grup var. Orayı çok seviyorum yani. Orayı bayağı bir seviyorum. Çok gruplara almazlar beni. Çünkü sessize alırım. Yani iş grupları aktiftir genelde. Çok öyle yazışmayı da sevmem. Hemen ararım. O oldu 35'ten sonra. Eskiden böyle mesajlaşmayı seviyorduk. İşte sabah günaydın yazdım falan. Şimdi aramayı seviyorum. Öyle aradığım zaman hoşuma gidiyor. Öyle bir grubum yok yani. Arkadaşlarınızın illallah ettiği bir huyunuz var mı? Onları dinlemeden konuşuyor olmam. Yani dinlerim de kendi söyleyeceğim varsa kendi söyleyeceğimi daha hızlı söylemek istiyorum. Yani ilk önce ben söylemek istiyorum. Sonra onlar söylesin istiyorum. Başka ne var Özlem? Sen de sus be bir kardeş diyorsun ya yani. Diyor ki arkadaşlarınızın diyor. Nasıl duymak? İllallah ettiği bir huyu var mı diyor. Başka ben ama doğrusunu bir tanesini söyledim. Lan değilsin de oradan yiyemez ama yemezler. Ha, az önce şeyi söyledim hani bu çok konuşuyorum da sıra gelmiyor ya insan. Beni bölemiyorlar. Başlayınca ben bir ama daha lafım bitmemiş oluyor. Herkes araya girmeye çalışıyor yani, mağdur oluyorum. Yani benim daha cümlem bitmemiş oluyor. Yoksa dinlerim. Ama boş konuşuyorsa da dinlemem. Hani bana göre boş konuşuyorsa. 20'li ve 30'lu yaşlar üzerine konuşacak olursak ne söylerdin? Çok güzel bir 20'li yaşlar yaşadım. Hem çok fazla çalışıp hem çok fazla gezdiğim, hayatımı yaşayabildiğim. 30'ların başı da sayılmıyorum değil mi? 35 başı değil. Ortası mı? Haydi. Valla. Haydi. Hangi yol ya? O yolun yarısı. Sen daha dün yeni doğan ünitesinden çıkmış olman gerekiyor. Öyle bir yolun yarısı yok. Yolun yarısı Ajda Pekkan.
O daha yeni yolun yarısına o geldi. İnsanın ömrü uzadı biliyorsun, yapmayın. Yapmayın. Ay. 30'lar da güzel geçiyor. Yani biraz çok daha akıllandığımı hissediyorum. Çok daha bu işte gerçek meditasyonun ne olduğunu, işte o sadece oturup diye olmadığını, tamamen daha insan azaltarak, hep azdı gerçi benim hayatımda da, çok kıymet verdiğim insanlarla fazla vakit geçirmeyi seviyorum. Alanımı küçültüyorum. İş, ev, işte sosyal çevre, eğlence tabii ki var. Mesela biraz fazla müzik duyunca artık böyle tetikleniyorum yani, rahatsız hissediyorum yani. Biraz sofralar seviyorum. Daha oturup öyle işte oturacaksak öyle içelim, sohbet edelim. Sohbet seviyorum. İnşallah 45'lerde de kendimi eve kilitlemem diye düşünüyorum yani. Bu gidişat onu gösteriyor ama olmaz yani, tadında doğal doğal. Her yaşı da zamanında yaşadığımı düşünüyorum bu arada yani. Hani ileride ne olur bilmiyorum. Sakinlik seviyorum yani. 3 saat denize bakarım ben. Ama 20 yaşında da bakardım. 20 yaşında da biraz böyle içi geçmişlik vardı bende. Estetik, botoks, dolgu var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Hani zaten olduğunu düşünüyorum. Hayır, sadece botoks var. Ben anlamadım. Sadece botoks var. Ay, kaşımı hareket ettiremiyorum. Neyini anlamadım? Hareket etmiyor. Bak, kızıyorum şu an. Bak olmuyor. Bak kaşlarımı şu an havaya kaldırıyorum. Olmuyor. Kalkmıyor bak. Ben bak sen kaldır kaşını havaya. Bak kalkıyor senin. Bak alnının altı şeritli yol gibi. Bende yok. Ve küçüksün, çizgileriniz var. Siz de yaptın ileride. Erkek kadın fark etmiyor. Yaptırın, derin çizgilere erken müdahale önemli. Bu dolgu yok, hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Zaman tüneli olsa nereye gidip kalmak ister? Yani böyle 60'ları falan biraz merak ediyorum. Yani oralar bir sosyokültürel açıdan merak ediyorum yani. Olabilir. O zamanın böyle dokusu çok hoşuma gidiyor. Biraz böyle eskiyi severim çünkü. Gerçekten mutlu musun? Lütfen dürüst cevap ver. Hayır, değilim aslında. Yani anlık mutluluklarım çok artıyor. Şimdi burayı açalım. Bunu böyle olduğu gibi yayınlayın. Full izin. Kimse tamamen her zaman çok mutlu olamaz. Mutlu olamaz. Yani devam eden bir duygu değildir o. Mutluluk anlıktır çünkü. Tabii ki yani mesela şimdi burada sizinle çok keyifli bir pazar sabahı yaşıyoruz. Benim için çok keyifli gerçekten ve çok mutlu oluyorum mesela şu an bunu yaptığım için. Ama buradan çıkınca bir şey olabilir, başkasına bir şey olabilir. Bunu düşünerek de yaşayıp sürekli kendini mutsuz edemezsin. Ama bazen evde bile oluyor aniden. Hani böyle içime böyle bir huzur geliyor. Yani normal hani mutfağa giderken oluyor mesela bu. Olur ya, herkese olur bu, böyle bir ferahlık gelir ya böyle bir. Aa diyorum, çok iyi hissediyorum. Alışmışız. Kötüye beyin çok daha hızlı alışıyor ya. Bir şey mi olacak acaba? Bu şu an aşırı iyi hissediyorum. Hani bu sabah da öyle uyandım mesela. Hani bu anlık bir şeydir yani, ama mutsuzum diyemem tabii ki. Yani sağlıklıyım. Her şey yolunda. Sağlık gerçekten çok kıymetli bir şey. Bu kadar. Bay J ile birlikte çektikleri YouTube yayını neden YouTube'dan kaldırıldı? Hiçbir fikrim yok. Ben gayet eğlenerek çekmiştim. Herhalde onların kendi kararı. Herhalde onların edepsizlikleri yüzündendir. Benle alakalı olan bir şey değil. Ben elimden geldiği kadar hani eğlenmiştik de aslında. Hani, demek ki başkaları sınırlarını bilememiş, bilemiyorum. Aşk hayatı nasıl? Bunu çok iyi öğrendik. Ciddi bir... Çok iyi. Ciddi bir ilişkisi var mı? Çocuk sahibi olmak ister mi? Cevap verin mi? Ciddi ilişkiye inanmam. Ciddi ilişki bizim geçmişimizde bu kadar değildi. Şimdi gel otur buraya, gel. Gel, sen daha çok istiyorsun burada olmak, gel. Gel otur, ben kalkayım. Gel otur. Ne zaman yayınlanacaksınız? çok kötü bir yok be, öyle bir şey. Yok, bence bana kötülük. Yok ya, şaka yapıyorum. Benim işim mizah. Bunu her yerde söylüyoruz. Anladık. Değil mi? Çok iyi anladık. Evet, biri var hayatımda ama ona da şey olmasın diye, hani bir ortak şeyimiz bu, hani çok dillendirmiyoruz diyelim. Çocuk istiyorum. Bak, ona çok net cevap verebilirim. Ayıp olmasın kimseye. İnternette ayak fetişi olduğuna dair haberler doğru mu? Bu bir şey değil canım, ben çok severim güzel ayak. Fetiş değilim. Ne fetiş, ne yapacağım insanların ayağına? O kadar değil. Ama güzel, muntazam ayak. Kız arkadaşlarıma da hep söylerim çünkü dost, başa düşman ayağı diye bir şey var ya. Fark eder mi? Eder.
Erkeğinki de çok düzgün olmalı. Ha böyle bakarım yani, güzel bakımlı ayak görünce hoşuma gider yani. Şık, zariftir ve çok seksidir bence. Yani güzel ayak. Ama başka fantazilerim yok ayakla ilgili. Onu da açık açık söyleyebilirim yani, öyle bir şey yok. Hangi tat, koku ya da görsel seni geçmişe götürür? Şöyle, anılarla ilgili ya da işte geçmişle alakalı, yakın geçmiş ya da biraz fazla geçmiş. Ben anılara ihtiyaç duymayacağım insanları hayatımda tutuyorum. Ve siliniyor o anı bende de. Mesela atıyorum 2011 yılında bir erkek arkadaşınla ya da bir kız arkadaşınla, erkek arkadaştan kastım, özel bir şey olmasına gerek yok ama olabilir. Bir şey yaşamışsın, bir yere gitmişsin. Biri hatırlıyor. Bende yok mesela, ben hatırlamıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Zihnim çok gerekli şeyleri tutuyor ya da gereksiz şeyleri siliyor. Unutkanlık da yok. B12'de alıyorum ama yeni almaya başladım ama hani onunla alakalı değil bence. Yeteri kadar iz bırakmadığı içindir. Yeteri kadar iz bıraksaydı zaten benle devam ederdi diye düşünüyorum. Yani ben çünkü çok tuttuğum insanı bırakmam. Yani bu her alanda geçerli. Mesela bir iş yaparken işini beğendiğim bir insanı da bırakmam. Yani onunla bir kontağım olsun. Bu iyi iş yapıyor, disiplinli, işte profesyonel, hak yemez ya da bir şey yapmaz. Onu kaybetmek istemem. İyi insan olduğunu düşünürüm çünkü. Hani çevremde olsun, yanımda olsun. Biz çalışalım çalışmayalım. Önemli değil. İşte arkadaşlıklarımı, dostluklarımı da bırakmam yani. O yüzden onlarla olan anılar hep taze olduğu için benim için o geçmişte bir şey oradan hani öyle mi böyle, o yok mesela bende. Bilmiyorum onun ne demek olduğunu o yüzden. Hep merak etmişimdir. Yalancı Yarim'in finali nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Gerçekten. Barış Akarsu'nun kişiliğini nasıl tanımlar? Çok iyi bir insandı. Onu söyleyebilirim. Sadece bir iş arkadaşlığım olduğu için de çok çok derinlemesine tanımadığım için bir şey diyemem. Ama çok güzel bir aile tarafından yetiştirilmiş, çok düzgün, gencecik bir insandan. Biz 2,5 sene kadar çalıştık. O kadar süre tanıyordum zaten. O kadar. Sizi görünce Barış abiyi de hatırladım. Tebessüm ettirdiniz. Teşekkürler. 10 yılda nerelerdesiniz? En son o işi izlediği için orada kalmış. İşte işin böyle bir büyüsü var ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Çok güzel bir şey bu. Ne olursa olsun bitmiyor yani. O sezon bir Kurtlar Vadisi bir biz vardık galiba. Bizi de aynı güne koymuşlardı. Hani yarıştığımız iş oydu. Hep böyle bir olur ya, karşısında ne var falan hikayesi vardı. İş o kadar güzel ki yani, geçse de hep bir çok kötü bir hikayeyle bitiyor olmasına rağmen insanların yüzünü güldürüyor olması beni çok mutlu ediyor açıkçası. 10 yıldır nerelerde, ben işimi yapıyorum hala. Takip ederlerse bulabilirler tabii. Barış Akarsu geldi herkes gibi benim de aklıma. Barış Akarsu'yu özlüyor mu? Ailesiyle görüşüyor mu? Yani benim için çok büyük bir kayıp yani arkadaşımı kaybetmek. Ailesiyle bir bağım yok. Zaten cenazede tanışmıştım ailesiyle. Öyle bir görüşmem yok. Büyük ihtimalle, aç parantez bir şey söylemek istiyorum. Beni belli bir süre daha farklı, özel bir arkadaşıyım falan zannettiler büyük ihtimalle. O yüzden bu soru gelmiştir. Ailece görüştüğümüz bir durum söz konusu değil yani. Sorularımız bitti. Gönderdiğiniz sorular için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar güzel ve içtenlikle cevap vermeye çalıştım. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. İnci Sözlü'ye de çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin.